İyi akşamlar efendim. Yeni sezonda artı bir de yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Siyaset Üçgeni. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde oturuyoruz. Yakından tanıdığınız iki isimle beraberim. Sayın Fikri Sağlar, Sayın Ümit Özdağ ve ben Gülay Göktürk bu programı bundan böyle her perşembe sunacağız ve sizlerle birlikte olacağız. Bir moderatörümüz yok. Bu programın moderatörlüğünü sırayla yapacağız. Tartışmamızın bugün Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde birbirini anlamaya çalışan, bu aşırı kutuplaşmada sağırlaşan toplum kesimlerinin birbirini biraz olsun anlamasına hizmet etmesini umuyoruz. Elbette tartışacağız. Elbette burada çok farklı fikirler çıkacak. Ama bunları düşmanlık üretmek için değil, birbirimizi daha iyi anlamak, biraz olsun empati kurmak amacıyla yapacağız. Efendim bu akşam 3 gündem maddemiz var. Zaten hepimizin bildiği gibi henüz çıkmayan ama epeydir konuştuğumuz demokrasi paketi gündemimizin başında oturuyor. Onun arkasından mutlaka Suriye'den bahsedeceğiz. Suriye'deki en güncel noktadan başlayacağız ama gidebildiğimiz kadar geriye gideceğiz. Üçüncü olarak da eğer vaktimiz olursa yeni okul yılının başlaması dolayısıyla eğitimin şu anda en yeni, en güncel konularını ele almaya çalışacağız. Eğer vaktimiz kalırsa. Şimdi dediğim gibi beklemekte olduğumuz, epey bir süredir beklemekte olduğumuz demokrasi paketiyle başlayalım dedik. Önce kısa bir VTR'miz var, onu izleyelim ve tartışmaya başlayalım. Şu anda bakın bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ay sonuna kadar geniş bir basın toplantısıyla bizzat şahsım bu paketi açıklayacağız. Ve burada da halkımızın birçok beklentilerini giderecek başlıkların olduğunu göreceksiniz. Zira yola çıkarken... Evet, en son başbakan açıklamasında bu paketin ay sonuna kadar çıkacağını söyledi. Epeydir üzerinde redaksiyon çalışmalarının yapıldığını zaten biliyoruz. Öte yandan bu paketle ilgili bir açıklama da İmralı'dan geldi. Demirtaş ve Buldan İmralı'ya yaptıkları son ziyaretten sonra oradaki görüşmeyi kamuoyuna açıklarken, paylaşırken Öcalan'ın da paketle ilgili bir rahatsızlığını dile getirdiler. Ve dediler ki Öcalan bu paketin hükümet tarafından tek taraflı olarak hazırlanmasından rahatsız ve bunun müzakerenin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyor. Bizim fikrimiz alınmadı, bize fikrimiz sorulmadı. Şimdi bu çerçevede isterseniz önce paketin tam olarak müderecatı belli olmamakla birlikte içinde neler olduğu ve neler olmadığına dair kulislerde konuşulan bilgiler var. Ama ondan önce isterseniz usul hakkında bir tartışmayla açalım. Yani biraz önce sözünü ettiğim. Çünkü biliyoruz ki CHP'de ve bazı muhalefet partileri de bu paketi aynı noktadan eleştiriyorlar. Yani kimseye danışılmadan AK Parti'nin kendi içinde hazırladığı bir paket olması bakımından eleştiriliyor. Bu içerikle ilgili olmayan usulle ilgili bir eleştiri. Önce buradan başlayalım. Sonra da içerikle ilgili duyumlarımız ışığında değerlendirme yapmaya çalışalım. Fikri Bey isterseniz siz başlayın. Peki ben öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bizi izleyen değerli ve sevgili seyircilerimize de iyi akşamlar dileyerek sözlere başlamak isterim. Demokratikleşme paketi diye bir paket düşünüldüğü ve biraz evvel de VTR'den izlediğimiz gibi de Sayın Başbakan'ın önümüzdeki ay sonunda bizzat şahsının açıklayacağı bir sunumla Türkiye'nin önüne getirilecek. Yani Sayın Başbakan kendine ve arkadaşlarına önce partisinin demokrasiyle ilgili görüşlerini bir araya getirecek ve ondan sonra da diyecek ki Türkiye işte demokratikleştik. 11 yıldır aynı şeyler söyleniyor. 11 yıldır Türkiye ileri demokrasi de deniyor. Şimdi biraz evvel siz de söylediğiniz çok haklısınız.
paket ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir paketin üzerinde çok fazla da tartışmak ne kadar doğru belli değil. Doğrusu söylemek biraz yanlış. Ama nefret suçundan işte jandarmanın İçişleri'ne bağlanacağına, bağımsız kolluk kuvvetlerinin kurulacağından yerleşim yerlerinin eski isimleriyle tekrar anılacağına varıncaya kadar birçok şey söyleniyor. Bunların içerisinde en fazla söylenen de cemevlerinin bir inanç kurumu haline getirileceği, ruhban okulunun da açılacağı doğrultusunda. Şimdi aslında demokrasi dediğimiz zaman Türkiye'nin demokratikleşme doğrultusundaki talepleri sadece bu sayılanlar mıdır? Mutlaka değildir. Pakette daha başka neler vardır onları da göreceğiz. Ama bu sayılanlar son derece önemli olduğunu da söylemek isterim. Fakat ben paket açıklanmasının önümüzdeki aya atılmasını önümüzdeki yıl yerel seçimlerin bir seçim çalışması olarak değerlendiriyorum. Çünkü ne muhalefet partilerinin, ne toplumdaki sivil örgütlerin, ne de Mayıs ayından beri ülkemizde süren Gezi Parkı hareketi diye değerlendirdiğimiz ve hemen hemen her parkta forumlarla devam eden, yani düşünce, ifade, özgürlüğünün tam olarak ortaya konulduğu, insanların tartıştığı, yaşamlarıyla, gelecekleriyle ve geçmişlerinden ders çıkararak gelecekleriyle tartıştığı alanlarla sorulmuş değil. O alanlarda ya da muhalefette ya da parlamentoda tartışılacak tabii ama sivil toplum örgütlerinde, Türkiye'nin tıkandığı yerde demokrasi nedir, ne şekilde oluşur, demokratikleşmeyi sağlayacak paketin içerisinde olması gereken yasalar nedir? Bunlarla ilgili bir sorun sorulmadı, tartışılmadı. Önümüze paket konacak. O paketten sonra bizler diyeceğiz ki burası eski, burası eksik, şurası fazla diyeceğiz. Ya da burası yanlış, burasını da koymanız, düzeltmeniz gerekir diyeceğiz. Ve yine sonunda iktidar partisinin öne koymuş olduğu paket çıkacak. Şimdi ben bakın, kamuoyuna sızdırılan bilgilerin içerisinde 12 Eylül demokrasi dışı, demokrasi karşıtı dönemin yok olmasıyla ilgili bir şey duymuyoruz. Şu anda 205'e yakın yasa tamamen 12 Eylül'ün çıkarmış olduğu anayasaya dayalı hak ve özgürlükleri gasp eden, Türkiye'deki demokratikleşmeyi engelleyen yasalar var. Büyük bir çoğunluğa sahip olan ana AKP bu yasaları bugüne kadar değiştirebilirdi. Bunların içerisinden bir tanesi ve en önemlisi seçim yasası, siyasi partiler yasası ve asıl önümüzde tıkaç olarak duran seçimlerdeki barajdaki oran. Bunlarla ilgili söylenen bir şey yok. Şöyle söyleniyor. Bunun işte, çıkmayacağını söyledi başbakan. Çıkmayacağını söyledi. Evet. Yani çünkü dar bölge sistemine gireceğiz dedi. O zaman baktık ki baraj %10'dan %20'lere çıkıyor. Olmayacak dedi. Siyasi partiler yasasıyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ben 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. 30 yıldır her vesileyle konuştuğum bir söz vardır. Eğer siyasi partiler yasası değiştirirse, siyasi partilerin oligarşik yapıları yok olur, gerçekten demokratik hale gelirlerse, siyasi partilerin içerisinde bizzati demokrasi, hak, hukuk, özgürlük gibi kavramlar yerleşirse, o siyasi partiler parlamentoyu da bu anlayışla oluştururlar. Yani siyaset yapma biçimi değişir ve o siyaset yapma biçimiyle yeni anayasalar, yeni bir toplum, demokratikleşme doğrultusunda yeni bir toplum oluşur. Ama biz siyasi partilerle ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Galiba bu paketin içerisinde de böyle bir şey olduğu söylenemez. Dolayısıyla ben düşünce ifade özgürlüğünden adil yargılamaya varıncaya kadar bir dizi demokrasinin önündeki engelleri kaldıran yasal düzenlemeler olacağını umuyor idim. Ama söylenenlere baktığım zaman bunların içerisinde sadece seçim vaatleri gibi ortaya çıkan sızdırmalar var.
Bunları söylerken şunu da söylemek istiyorum. Aslında 4 Adalet Bakanlığı'nın 4 yargı paketi çıkardı değil mi? Dördüncü paketi çıkardı. Sonra da 5.'yi hazırlayacağız dediler. 4 yargı paketinde de hep bir umutla baktık. Bunu da hep konuştuk birlikte. Aman bu pakette Türkiye'deki adil yargılama gerçekleşecek. O pakette olmadı, ikinci paket oldu. İkinci pakette olmadı, üçüncü paket oldu. Üçüncü pakette olmadı, dördüncü paket oldu. Şimdi yine paketler açılıyor. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Ben demokratikleşme paketi diyorsak, bu ülkenin demokratikleşmesi için ciddi bir çalışma yapmak istiyorsak, bunu parlamentosuyla, siyasi partileriyle, bütün kurumlarıyla, barolarıyla, sivil toplum örgütleriyle, yurttaşıyla geniş bir konsensüs sonrasında çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Evet. Yani bu isterseniz yapılış şekli tarzı konusundakileri önce yani yöntemi belki. Sizde, bir yöntem üzerinde. Evet. Belki içeriğine de ikinci sırada gireriz belki. Anlıyorum hocam. Tabii içeriği üzerinde çok fazla konuşmak mümkün değil. Çünkü demokrasi paketi gizli hazırlanıyor ve gizli hazırlanan bir şey ne kadar demokratiktir bence hiç demokratik olamaz. Demokratik bir gelişme ancak demokratik tartışma sonunda olur. Onun için biz de bir demokrasi paketi hakkında sızdırılan bilgiler çerçevesinde tartışıyoruz. Herhalde bu konuşmayı bir Amerikan televizyonunda yapsaydık ve İngilizce olarak yapsaydık seyirciler çok gülerlerdi bize. Demokrasi paketi nasıl sızdırılan bilgiler çerçevesinde tartışılır diye. Ama yani son süreçte de özellikle Gezi Parkı'ndan sonra Türkiye'de başlayan toplumsal olaylarla ilgili başbakanın aldığı tavrı ve yani polis ezer geçer, çok fazla kanun dışına çıkmayın şeklindeki retoriği benimsemiş olan Erdoğan'ın ne kadar bir gerçek demokratik ruhu taşıyan paketi yaşama geçirebileceği sorusuna benim vereceğim cevap buradan demokrasi çıkmaz cevabıdır. Ben bu paketi daha sızdıranlar çerçevesinde bir etnikleşme ve meslekleşme paketi olarak görüyorum. Ve özünde milli ve üniter devleti zaten yıpratılmış olan birazcık daha yıpratmayı hedefleyen bir paket olarak değerlendiriyorum. Öte yandan tabii bu paketin siz de açarken belirttiğiniz bir PKK ile müzakere boyutunun daha doğrusu Öcalan'ın sistemini söyledim. Evet, doğru tabii yeterince PKK kendisiyle bunun müzakere edilmediğini söylüyor bu paketin. Hiç edilmediğini söylüyor. Hiç haberimiz yok diyor. Öbür taraftan zaten sürecin başında PKK'da çekilecekti. Şimdi PKK'da çekilmiyorum diyor. Tabii PKK başlangıçta çekileceğim dedi. Hükümet de bırakın bunlar çekiliyor, dokunmayın dedi. Bu bile tartışılabilirdi. Yani meri hukuk açısından çekilse de çekilmese de kaçan bir suçluyu yakalarsınız. Şimdi PKK çekilmiyorum ama ateşkes yapıyorum dedi. Hükümet henüz buna bir cevap da vermedi. Oysa bunu izah etmek mümkün de değil. Yani bir terörist örgüt topraklarınızda bulunmaya devam ediyor ve çekilmiyorum diyor ve buradayım diyor. Ve siz bu arada onunla müzakere etmeseniz de onun taleplerini kapsayan belirli adımlar atmaya başlıyorsunuz. Hatta bazılarını paketin dışında başlıyorsunuz. Mesela Anadolu Ajansı Kürtçe haber üretmeye başlıyor. Ya Güneydoğu Anadolu'ya gidin, Diyarbakır'a gidin. Berberler ve restoranlar nasıl, hangi dilde yeni eleman alıyor. Birkaç camlara bakın. Yapıştırıyor çünkü. Komi aranıyor diye yazıyor. İşte çırak aranıyor diye yazıyor. Böyle bir ortamda eğer Anadolu Ajansı Kürtçe yayına başlıyorsa bu Güneydoğu'daki bir vatandaşından sonra ihtiyacına verilen bir cevap değil. Aslında bu PKK ile ilerleyen müzakere sürecinde atılan adımlardan bir tanesidir. Benim düşüncem içeriği üzerinde belki birazcık daha tartışabiliriz ama içine o kadar çok şey tıkılıyor ki bunun böyle ya bu sadece PKK için değil işte diğer toplumsal kesimler için de diye denilerek toplumdan yükselecek tepkiyi nasıl birazcık daha aşağı doğru çekmek üstünü bir arkadaşımın ifadesiyle türbanla örtmeye çalışmak etnikleşmenin.
açıldığı zaman bunu çok daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Peki çözüm üretecek mi? Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili çözüm üretmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir taraftan işte çözüm için çıkarttık. Neyle? PKK ile ateşkes yaptık, bir müzakere süreci başlattık dediler ve öyle başladılar. Ama şimdi gelinen noktada PKK ateşkes yaptık ama tekrar silaha sarılabiliriz. Bizle de görüşmeden yaptınız bu işi diyor. O zaman peki siz bunu neden yaptınız? Neden bunu çıkartıyorsunuz? Çözüm de üretmiyor. Bu sorular önümüzdeki dönemde siyasetin sorulan soruları olacak diye düşünüyorum. Şimdi tesadüf oldu. Siyaset üçgeninin daha birinci turunda ikimizin de tam zıttı şeyler söyleyeceğim burada. Ama bu bir şey değil yani tesadüf hakikaten. Hem fikir de olabilirdim. İlk olarak şey üzerinde durmak istiyorum. Şimdi ben meseleyi şöyle görüyorum. Bu paketin hazırlanmasını şöyle görüyorum. Hükümet hazırlıyor bunu ve kendi gücüyle çıkaracak. Yani şöyle düşünün. Bu hükümet bu paketin sorumluluğunu alıyor. Bunun riskini de alıyor, sahipleniyor, sorumluluğunu taşıyor ve yarın öbür gün seçim meydanlarında bunun hesabını verecek. Bir hükümetin kendi partisinin programı doğrultusunda ve partinin üzerinde hemfikir olduğu herhangi bir paketi, bir demokrasi paketini isterseniz başka pakette olabilirdi bu, bir ekonomi paketi de olabilirdi. Bir konsensus aramadan yani başkalarının, başka partilerin ne düşündüğünü veya zıt düşündüğümesine rağmen çıkartma hakkı vardır. Benim iktidar anlayışım yani sandıktan çıkanın kendi paketini oluşturma hakkı vardır. Bunu neden şimdi gizli tutuyor? Çünkü kendi parti içinde henüz tartışıyor. Belki hemfikir olamadığı noktalar var. Belki parti içinde görüş ayrılıkları var. Kamuoyuna yansıtmadan önce kendi içinde bir konsensus sağlamaya ve tamamlamaya çalışıyor. Şimdi bunu meclise sunacak. Mecliste elbette geçirebilirse geçirecek. Geçiremezse kadük olacak. Öte yandan bu pakette olması muhtemel konuların hepsi hakkında ki bunları sayabiliriz. Hepsi hakkında aslında Türkiye en azından 2-3 yıldır çok yoğun bir biçimde tartışıyor. Yani burada ana dilde eğitimden tutun işte kamu hizmeti, Kürtçe kamu hizmeti verilmesine kadar diğer Alevilerin ibadethanesi, cemevlerinin ibadethanesi sayılmasına kadar şu anda duyduğumuz kadarıyla bu paket içinde yer alan bütün unsurlar hem partiler hem sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri tarafından defalarca fikir beyan edilmiş, görüşlerini raporlar haline getirip sundukları ve bunların önemli bir kısmı da Anayasa Komisyonu'nda zaten tartışma konusu olmuş. Dolayısıyla başkalarının ne düşündüğü meçhul değil. Yani aşağı yukarı bütün fikirler 3 yıldır çıkmış ortaya. Şimdi hükümet bu konuda Anayasa Komisyonu gibi bir çıkmaza girmektense, çünkü Anayasa Komisyonu'nda böyle bir konsensus arayışının, birlikte bir paket çıkartmanın, bir anayasa paketi çıkartmanın imkansızlığı yaşandıktan sonra, bu benim paketim, bu benim partimin programı. Zaten 63 maddelik yol haritasında ilan ettiğim, önüme koyduğum hedeflerdir. Ben bunu şimdi bir paket haline getiririm, meclise sunarım. Diğer toplumun nabzını tutarak bunlar benim için meşhur değil, muhalefetin fikirleri meşhur değil, ben kendi paketimi getiriyorum. Bence bu meşru bir şeydir ve bir siyasi iktidarın hakkıdır. Bu konuda böyle düşünüyorum. İkinci konu Öcalan'ın söylediği laf. Öcalan'ın söylediği laf bir ucuyla, yani bu konuda bizim hiç fikrimiz alınmadı, böyle şey olur mu, böyle müzakere olur mu, böyle taraflı paket olur mu eleştirisi bir bakıma aynı eleştiri. Ama şöyle özel bir durumu var. Öcalan'ın fikri özellikle alınmamalıydı zaten. Demek istediğim şu. Öcalan bunu söylemekle, bu sitemi etmekle aslında AK Parti'nin uzun süredir suçlandığı, biraz önce sizin de tekrarladığınız, zaten İmralı'ya endeksli olarak çıkarılıyor bu paket. İmralı'nın dikte ettirdiği şeyler ya da empoze ettiği şeyler, şart olarak öne sürdüğü şeyler bunlar. Argümanını da bence boşa çıkaran bir sistem bu. Çünkü bize sormadılar diyor Öcalan.
Öcalan'a sorulmalı mıydı? Elbette asla sorulmamalı mıydı? Sorulmamalıydı. Çünkü bu çözüm süreci dediğimiz sürecin, yani İmralı'yla görüşme ve diyalog sürecinin çerçevesinin doğru çizilmesi bizim iki senedir çok defalar söylediğimiz bir şeydi. Bu şiddetin bitirilmesi, terör sorununun çözülmesi teması çerçevesinde yapılan bir görüşme olmalıdır. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt meselesinin halli ya da Kürt sorun dediğimiz sorunların çözülmesi ya da bunların statü Kürtlerle Türklerin bundan sonra hangi idari yapı içinde yaşayacaklarına dair statüye ilişkin sorunların İmralı ile konuşulması zaten baştan son derece yanlış bir şeydir. Çünkü o Kürtleri temsil etmez. Olsa olsa Kürtlerin bir kısmını temsil eder. Böyle meselelerin, Kürtlerin meselelerinin Öcalan'a sorulması veya bunların konuşulması doğru değil demiştik. Bu bağlamda görüşülmemesi, yani bu konuda fikir alınmamasını ben doğru buluyorum. Şimdi isterseniz kısa kısa birbirimizin söyledikleri üzerine devam edelim. Şunu söyleyeyim ya, aslında demokrasi paketi diye ortaya konulan ve büyük bir iddiayla çıkılan paket Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Tabii. Türkiye'nin demokratikleşmesi içinde Kürtlerin de, Alevilerin de, bütün dışlanmış çoğunlukların da demokrasiye sahip olarak kendilerini bu ülkenin birer insanı, yurttaşı olarak kendilerini bu ülkeye ait hissetmelerine neden olacaktır. Ve her şeyden önce çağımızın gereklerini, gereği olan demokrasi kurum ve kurallarıyla yürüyecektir. Şimdi ben şu mazereti göremiyorum. İktidar partisi şunu söyleyebilir: ben kendi demokratikleşme paketimi çıkarıyorum. Zaten ama öyle demiyor. İktidar partisi diyor ki biz Türkiye'nin demokratikleşmesiyle... Ama tabii ki Türkiye'nin Uruguay'ını çıkarmayacak ki. Türkiye'yi çıkar, onu söylüyor. İzin verin. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir paket çıkarıyoruz diyor. Hayır, çıkardığı, sızan da o, görülen o ki kendi meşrebine uygun bir demokrasi anlayışı. Zaten Türkiye'nin demokrasi için çıkardım demekten başka zaten seçeneği de yok, onu da biliyorum. Ama bu gerçekten Türkiye'nin için mi? Bakın, Adalet Bakanlığı kendince yapmış. Kendince Türkiye için olduğunu tabii, düşünüyor. Ben de diyorum ki eğer bu bir AKP'nin çıkaracağı kanunların, yasaların listesi olacaktır. Yani ben seçime gidiyorum. Seçime giderken de şu listeleri, bu listeye uygun bir şey çıkaracağım. Her siyasi parti, iktidarda olan parti gelecek seçimlerle ilgili böyle bir mesaj vermeye çalışır. Biz de diyoruz ki artık bunlara hem karnımız tok hem de vaktimiz yok. Eğer gerçekten bir demokratikleşme paketi çıkarılacaksa bunun yolu, yöntemi bellidir. Doğru, CHP'de MHP'de demokrasi anlayışına, kendi meşrebine uygun önermeleri var. Bu önermeleri tartışabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi AKP'nin çıkaracağı demokratikleşme paketini biz başbakanı tanıyoruz. Başbakanın anlayışını biliyoruz. Yani başbakan camide içki içtiler deyip cami müezzinin yok böyle bir şey, ben Müslüman adamım, hiç kimse içki içmedi demesine rağmen aynı tekerlemeyi sürdürmeye çalışan bir anlayıştı. Onu bir kenara koyuyorum. Ama şuna ne demeli? Bu ülkede Adalet Bakanlığı yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış ve Anayasa Komisyonu'nda anayasa yapmaya, yani en önemli yasayı yapmaya ehil görülmüş bir kişi diyor ki Gezi Parkı'na gidenleri tabii müebbetten yargılayacaksın. Ama şimdi konumuzdan ayrılmayalım isterseniz. Ama bu demokrasi. Demokrasi anlayışı. Genel şimdi biz burada. Demokrasi anlayışını söylüyor. Yani çünkü demokrasi paketinde neler olduğunu bilmediğim için ben... Bugün demokrasi paketi çıkaracağım diye iddiada bulunan bir siyasi partinin hangi demokratik düzeyde olduğunu söylemek adına söylüyorum. Yani diyor ki Gezi Parkı'nda toplu toplantı, gösteri, yürüyüş hakkınız anayasal hak. O hakkınızı kullanmaya gidiyorsunuz gençler. Ve o gençlere siz diyorsunuz ki bunlar müebbetten yargılanmalı. Hükümeti devirmeye teşvik ediyorlar. Bakın oraya giden insanları... Gülay Hanım, oraya giden insanlar başbakan tarafından çağrıldılar. Değil mi? Temsilcilerinizi gönderin, karşılıklı bir konuşalım dediler. Gittiler başbakanla konuşmaya. Bunda televizyonlar verdi. Bir demokrasi gösterisi oldu. Başbakan dinliyor. Şimdi o heyetin içerisinde bulunan 6 kişi savcılık
takip yani hakkında soruşturma başlattı. Şimdi, o zaman soruşturma başlatmasının gerekçesi nedir? Başbakan'dan görüşmeyse başbakan'dan da ilgili soruşturma başlatılması gerekiyor geliyor gibi gelir. Bu da aslında bir mizahi konum. Konuşmamızın bile belli bir çerçevesi çiziliyor. Bu bir aslında siyaset de iyi bir PR yapıyor başbakan. Bir ay sonra açıklarım falan diyerek bizleri konuşturuyor. Ama ben doğrusu çok istiyorum Türkiye'de tam bir demokrasi olsun. Demokrasiyi de sadece bu demokrasi paketini de sadece biraz evvel olduğu gibi Öcalan'a bağlamamalıyız. Sadece Erdoğan'ın kendi düşüncelerine bağlamamalıyız. Benim söylemek istediğim şu. 2011 seçimlerinden önce tüm siyasi partiler topluma bir söz verdiler seçimler boyunca. Yeni anayasa yapacağız. Demokrasiyi kurmak adına, demokratik bir Türkiye'yi oluşturmak adına yeni bir anayasa yapacağız dediler. Bu önemli bir sözdü. Aradan geçen 3 yıl, 2 yıllık ya da 3. yıla döndüğümüz bir zamanda anayasa yapılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Aksak, kör topal gidiyor. Anlaşamadılar partiler. Evet ama belli galiba 70'e yakın ama maddede. Ama önemli noktalarda anlaşamadılar. Evet. Hiçbir şimdi, önemli noktada ama anlaşamadılar. Ama önemli noktalar çok önemli. İşte oraya gelmek istiyorum. Evet. Önemli noktalar demokrasinin gerçekten kurulabilmesi için gerekli olan noktalar. İnsan haklarıyla ilgili, ifadeyle ilgili. Mesela ana dilde eğitime karşı çıktı CHP. Hayır çıkmadı. CHP şunu söylüyor. İzin verirseniz onu da açıkça söyleyeyim. CHP diyor ki Türkçe'de ana eğitim yapılmalı ama başka dillerde de eğitim yapılmanın yolu açılmalıdır diyor. CHP'nin söylediği çok açık bir şey. Yani başka dilde eğitim yapılmasının yolunun açılmasını istiyor. Oradaki 3 tane arkadaşın birbirleriyle ikisinin bir tanesinin diğerleriyle anlaşamamış olması CHP'nin düşüncesini aksettiriyor demek değildir. Eğer öyle bir şey varsa bile CHP'nin de MHP'nin de bu tartışmanın içerisinde konsensüsü bulacak şekilde gelmelidir ki tam demokrasi olsun. Zaten demokrasi de nedir? Evet. Hepimiz düşüncelerimizi özgürce söyleyelim ve bu düşüncelerimizin özgürce söylediğimiz düşüncelerimizden bir ortak payda çıkaralım. Evet. Şimdi Öcalan'ın istediklerinin yapılıp yapılmadığını paketin açılmasından sonra daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Bu süreçte Öcalan'la hükümet doğrudan temas sağlamamış olabilir. Ama biz Öcalan'ın ve PKK'nın neler istediğini zaman içerisinde yaptıkları açıklamalardan tamam, biliyoruz. Ümit Bey. Ama mesela şimdi, bizim de yazdıklarımız var. Ben de derim ki hayır Öcalan'ınkilerini benimkileri yaptı. Çünkü ben de 30 yıldır bunları yazıyordum derim. Tabii siz bir... Ben derken yani Türkiye'deki bir kamuoyu. Tabii siz bir entelektüel olarak isteyebilirsiniz. Ben bir entelektüel olarak... akademisyen olarak bazı şeylerde taleplerde bulunabilirim. Ama sizin ve benim istememden daha ne yazık ki önemli olan bir terörist örgütün hem de hükümetle pazarlık içerisinde olduğunu söyleyen belirli bir müzakere zemininin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından oturtulduğu ve Time dergisine göre dünyadaki en etkili 100 kişiden bir tanesi olan bir adamdan bahsediyoruz. Bir terörist liderden bahsediyoruz. Onun hükümetten yapmış olduğu talepler açılacak, bakılacak. O zaman göreceğiz bakalım Öcalan'ın taleplerinin ne kadarı karşılanmış bu demokratikleşme paketinde. Tabii ki tamamının bir anda karşılanması mümkün değil. Çünkü yaklaşan seçimler var. Bu seçimlere kadar da AKP, PKK'nın da söylediği gibi kendi tabanını fazla yıpratmamak için iyi bir etkili bir siyaset izlemeye çalışıyor. Yani bir şey vermiyoruz. Hatta Öcalan'ın yapmış olduğu bir açıklama sizin de söylediğiniz gibi AKP'ye yarayacak bir açıklama. Değil mi? Ne? Peki bir pazarlık yapmış olsanız ve Öcalan'ın dediklerinin bir kısmını yerine getiriyor olsanız böyle bir gerilim siyasetini de kamuoyuna sunmak başarılı bir yaklaşım olmaz mı? Evet ama bu şeyi göstermez. Öcalan'ın numara yaptığı, Öcalan'ın bir taktik icabı bunu söylediğini göstermez. Göstermez ama aksini de göstermez. Önemli olan sonuçta karar verirken, yani ne oluyor burada diye karar verirken PKK'nın taleplerini bir tarafa koyarız.
Öcalan'ın taleplerini bir tarafa koyarız. Bu paket açıldığında bu paketin içinden çıkanların PKK'nın Öcalan'ın taleplerinin ne kadarını karşıladığını görürüz. Ama ben bu süre karşı şunu söyleyeyim size. Siz Öcalan'ın talepleri diye sıraladığınız talepler Türkiye'de demokratik kamuoyunun 20-30 senedir aynı zamanda istedikleri ise ve hükümet bunları karşılıyorsa ya da Kürtlerin önemli bir kesiminin de istedikleri ise onu Öcalan da istedi diye hükümet bunu yaptığı zaman Öcalan istediği için yapmış olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Şunu ekleyeyim. 2002'den bu yana Kürt meselesine ilişkin efendim Kürtçe televizyon kanalının açılmasına kadar birçok reform da yapıldığını düşünürseniz yani şimdi bunu yapılan ilk reform değil. 2009 Ocak ayından itibaren yani TRT Şiş'in yayına geçmesiyle ilgili başlayan süreçten bahsediyoruz. Ama o bile bu PKK ile Oslo'da başlayan müzakerelerin bir sonucuydu. Bir sonucuydu. Yapmayın. Ama şöyle demeyin. SHP'nin 1989 ve 90'da çıkarmış olduğu Kürt raporunda 2009'dan itibaren sizin söylediğiniz konuların birçoğu yapılması gereken önermeler olarak çıkmıştı. Sadece orada değil. 91-93 raporlarında CHP'nin bunlar çıkmıştı. Şimdi ama o dönemde SHP'nin nasıl PKK etkisinde bir parti olduğunu biliyoruz. Bunu yapmayın. İçinizde zaten içinizde PKK'lı milletvekilleri vardı. Leyla Zana'nın televizyon... Zamanları kaçırıyorsunuz. Hayır. Zamanları kaçırıyorsunuz. Leyla Zana'nın dediğiniz, itham ettiğiniz 91'de. Doğru. Raporun çıkışı...